Kendinizi emin ellere teslim edip yeniden yaratılmak mı istiyorsunuz? Taze, ferah ve güzel hissetmek istiyorsanız kendinizi, şimdi çok özel bir yere gidiyoruz ve işi uzmanından öğreniyoruz. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu an sizlere Balıkesir Gömeç'ten seslenmekteyiz. Salon Hande işletmesinin konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Sayın Hande Arslan bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Hande Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Hande Hanım, söyleşimize geçmeden önce ekranları başındaki izleyicilerimize sizi tanıtmakla başlamak istiyorum. Tabii. Hande Arslan kimdir? Kaç yıldır sektördesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Adım Hande Arslan. 15 yıldır yaklaşık bu sektördeyim. 2011'den beri kendi dükkanım, kendi mekanıma sahibim. Sektörde çok eskisiniz. Bulunduğunuz yerde Gömeç'te de böyle profesyonel bir salona ihtiyacı vardı. Evet. Siz de bu açığı fark ettiniz ve Salon Hande işletmesini kurdunuz. Ailemin desteğiyle 2011 yılında kendi dükkanımı açtım. 6 senedir de burada hizmet vermekteyim. İşletme sahibi olarak, kendi güzellik uzmanı olarak hizmet veriyorsunuz. Evet. Şimdi burada verilen hizmetleri biraz daha açalım. Elbette ki bir güzellik salonunda ya da bayan kuaförlerde verilen hizmet bellidir. Ancak sizin burada sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Biraz açabilir miyiz? Saç üzerine her şeyi, saç, makyaj, işte gelin saçlarımız oluyor, düğün saçlarımız, manikür, pedikür, kişisel hani bayanların yapabileceği her şey üzerine burada mevcut yani. A'dan Z'ye yapıyoruz. Porselen makyaj olsun, kaşları vesaire. Her şey mevcut. Hepsinin hizmetini vermekteyiz. Evet. Kuaför ya da güzellik salonu adına buradan A'dan Z'ye bütün hizmetleri sunabiliyorsunuz. Evet, yani güzellik salonu denince içine daha detaylar giriyor. Hani mesela işte kalıcı kontür, kaşlar vesaire, biz onları yapmıyoruz. Evet. Ama hani saçtır, makyajdır, porselen makyaj üzerine, kirpik vesaire bunun gibi şeyleri yapıyoruz. Ama kalıcı makyaj üzerine daha çalışmıyoruz. Evet. Şimdi yapmış olduğunuz iş bir o kadar güzel, bir o kadar da ciddi ve riskli bir iş. Çünkü yapılabilecek en ufak hatalar çok büyük olumsuz sonuçlara sebebiyet gösterebilir. Evet. Siz bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Dikkat etmiş olduğunuz unsurlar, kriterler nelerdir? Yani kendimizce şimdi her şeyin önemlisi bir hijyen. Evet. Yani gelen müşterilerim de bu konuda hani sağ olsunlar söylüyorlar yani. İlk önce girdiğin zaman dükkanın bir görüntüsüdür, hijyenidir. Kesinlikle. Daha sonra yaptığın işlerde onların temizliği, kullandığın malzemenin hani müşteriye. Kalitesi. Aynen, kesinlikle. Yani bunları söylüyorlar. Her şeyden önce bir güler yüzlülük söylüyorlar. Muhakkak. Aynen. Hizmet yani sektöründe bu konuda da güler yüz olmazsa olmazlar. Aynen, aynen. Yani tabii ki yapmacık davranamazsınız zaten. Evet. Yani bu konuda güzel olumlu sonuçlar olur. Biz de müşterilere karşı onların isteklerine göre. Ama ilk önce dediğim gibi her şeyden öncesi hijyen. Evet. Yaptığın çalışmada hani sonuçta burada müşteriye kullandığımız işlemleri biz kendimiz de yapıyoruz. Hı-hı. Hani onların kullandığı malzemeleri kendimiz kullanıyoruz. Evet. Her şeyden önemlisi en önemlisi ona dikkat ediyoruz biz yani. Bu konuda da bir sıkıntı çıkmadı bugüne kadar. İnşallah bundan sonra da İnşallah. Çıkmaz diyelim. İnşallah yani şu ana olsun. Kadar olumlu gidiyor inşallah. Evet. Şimdi efendim biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Siz uzun yıllardır yani, sektördesiniz ancak yalnız da değilsiniz. Tabii ki. Sizin gibi bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden birçok salon varken neden özellikle insanlar Salon Hande'yi tercih ediyor? Şimdi yaşadığımız yer küçük bir yer zaten. Tabii ki burada başka meslektaş arkadaşlarımız da var. Yaptığı işler de var. Hani herkesin kendi yani bir potansiyeli var, müşteri potansiyeli var. Yani yaptığın iş hani nasıl diyeyim, belirli bir reklam ilk önce yaptığın işle görünür zaten. Hani sen kendi reklamını yapmadan bizim hani böyle küçük yerlerimizde kulaktan yani, kulağa. Aynen, hani yaptığın saçını boyamasıdır, kesmesidir. Hani sana, sizin saçınızı kesiyorsak hani soruyorlar kim yaptı, kim etti. Hani böyle böyle yayıldı bugüne kadar. Evet. Yani tercih etmelerinin sebebi bu diye genelde gelenler de aynı şekilde söylüyorlar. Çünkü yaptığın işi hani biraz isteyerek, içten gelerek, önemseyerek yaptığınız zaman da yani iyi sonuçlar alıyoruz. Şimdiye kadar da çok problem, hani hatta hiç problem yaşamadım diyebilirim. Hı-hı. Böyle bu şekilde. Evet. En büyük etken referanslar diyebiliriz. Kesinlikle. Bölgedeki referansların çok kuvvetli. Bir de şöyle bir altını çizmek istiyorum. Siz saç tasarım mezunusunuz. Evet, siz bu işin okulunu da okudunuz. Evet, evet. Bunlar da tercih edilmenizde tabii bir etken ki, tabii diyebiliriz. Tabii ki. Çok uzun yani çok küçük yaşta çalıştığım için bir de hani el alışkanlığı oluyor. Profesyonel bir iş ne kadar çok yaparsan o kadar daha çok elin yatmıyor. İleriye taşıyorsunuz. Bununla hani mesela şimdi biz bu işi yapıyoruz diye
kendini geliştirmek çok önemli. Bir sürü eğitimlerdir, nasıl diyeyim, seminerlerdir oluyor. Onlara katılıyoruz. Hı hı. Hani çünkü bilgi bilgiden üstündür yani. Hani küçüğü büyüğü olmaz. Ne kadar bir işi geliştirirseniz. Daima ürünler yenileniyor. Farklı ürünler çıkıyor. Bunları da mecbur takip etmek zorundasınız. Aynı. Bir de yaşadığınız çevrede hani bir yenilik yoksa o yeniliğe ilk önce atılmanız gerekiyor. Evet. Bunu da yapıp başardığınız zaman tabii ki ilk tercih edilen kişi oluyorsunuz. Evet. Şu anda bir sıkıntı yok. Yani biz de her geçen gün hani daha iyi olan kişilerden, daha iyi hani hocalarımızdan, daha seminerlere gidip görerek daha iyi işler, yani bulunduğumuz çevreye daha iyi hizmetler vermeye çalışıyoruz. Evet. Bunun sonucunu da alıyorum şu ana kadar. Siz müşterinizden, müşteriniz de sizden gayet memnunlar diyebiliriz. Evet, çok şükür. Aynı anda burada kaç kişiye hizmet verebiliyorsunuz? Biraz salonun kapasitesinden söz edelim mi? Şimdi hani o yaptığınız iş mesela düğün saçları oluyor. Hani aynı gün bizim 25-30 kişi çıkardığımız saçlar oluyor. Hani çalıştığım elemanlarımla da arkadaşlarımızla da hani destek alarak yani 20-25 kişi. Hani yapılan işe göre çıkıyor ama tabii ki hani bayram zaman yoğunları oluyor. Sayamıyorsunuz ki gelen giden. Çok şükür yani hani yoğunluğumuz iyi. Ortalama 25 kişiye aynı anda hizmet verebiliyorsunuz. İşletmenin kapasitesi buna müsait. Evet. Şimdi biraz da ileriye yönelik plan ve projenizden bahsedelim. 15 yıldır sektördesiniz. Aynen. Son 6 yıldır 2010 yılından itibaren de işletme sahibisiniz. Evet. Ve vermiş olduğunuz bu kaliteli hizmette de şu an bölgede sektörün en iyilerinden birisiniz. Önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Sektörle ilgili hedefleriniz, hayalleriniz i̇şte nelerdir? Bu ilk başta mesela güzellik hani alanına diyoruz. Mesela biz sadece kuaför, saç tasarım alanına giriyoruz. Hani güzellik bakımı denildiğinde işte kalıcı makyaj, kontürleme, bunun gibi işlere hani yönelik yapmak istiyoruz tabii ki. Hani biraz daha belirli bir gelişim kendimize açtıktan sonra bu işlere de girmeyi düşünüyorum yani. Tabii kendi işimi ne kadar geliştirirsen o kadar iyi. Muhakkak bu yolda sizlere başarılar dilerken son olarak ekranları başındaki izleyicilerimize, özellikle de hanımlara buradan bir güzellik uzmanı olarak neler aktarmak istersiniz? Kısaca tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Evet, yani kendini geliştirmek isteyen, değişim isteyen herkesi buraya bekliyorum. Evet. Biz de bu sektöre ilgisi olan ya da ihtiyacı olan herkesi, bütün bayanları salon halde işletmesine davet etmiş olalım. Yani A'dan Z'ye buraya gelindiği zaman işte kaştan, saçtan başlayarak istenilen her şeyi çıkartabiliyoruz. Yani her geldiklerinde de istenilen hizmetleri sunuyoruz. O yüzden bekleriz yani. Gelsin buyursunlar. Hande Hanım, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben hizmetlerinizin ve başarılarınızla devamını diliyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun. Çok sağ olun efendim. Evet değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz TUMUZ ile devam edecek. Balıkesir Gömeç'ten ve sektörün en iyisi Salon Hande İşletmesi'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.